Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem maddesi sigortam. Aslında bugünkü programı tamamıyla sizlerden gelen istekler ve talepler üzerine değerlendirdik. Otosigortalarını konuşacağız. İkiye ayrılıyor malum, kasko ve trafik sigortası. Bir takım söylentiler duyuyorsunuz. Doğruluk payı var aslında ama hani önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek bir konu. Trafik sigortasında bir artış olacak mı, bunu soruyorsunuz. Biraz bunu konuşacağız. Artış olacaksa neden bir artışa ihtiyaç ve gereksinim var? Bunu da biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü hani artış oldu deyip geçmemek lazım. İkincisi, yine sizlerden gelen bir eleştiri ve yorum ve soru diyeyim. Kasko sigortalarında bir fiyatlarda bir düşme. Belki biz ona fiyat artışı değil de diyebiliriz. Niye bunun sebebini soruyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz senelerde %200'lere varan fiyat artışı aldı. Bu sene ne oldu da fiyatlar yerinde sayıyor veya düşüyor diyoruz. Biraz da bunları konuşmak istiyoruz. Tüm bunların hepsini Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Kırmızı canlı yayın konuğumuz. Kendisine sizin adınıza ileteceğiz. Varsa sorularınız paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini ekran altında canlı yayında verecekler. Soru ve yorumlarla katılabilirsiniz. Evet efendim, sizlerden gelen talep ve istek üzerine trafik ve kasko sigortasında neler oluyor diyelim ve Bakış başlıyor. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Kırmızı canlı yayın konuğumuz. Sayın Kırmızı hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nihat Bey, şu kasko trafiği konuşacağız. Dediğim gibi bu bize izleyicilerden gelen talep. O yüzden sizi davet ettik, kırmadınız. Teşekkür ediyoruz. Ama o konuya geçmeden önce ben kendimin merak ettiği bir konuyu sorarak başlayayım. Şimdi sene sonuna yaklaşıyoruz. Sene sonu yaklaştıkça malum 2024 yılının artık sizin sektörde bildiğim kadarıyla özellikle sanayi ve ticari bölümlerde yenilemeler, poliçe yenilemeleri gelir. Belki tüm sektörler için gel, tüm branşlar için geçerdi ama ben böyle biliyorum, böyle duydum. Şimdi ve bir taraftan da şunu biliyoruz ki 2024 zor bir yıl olacak sanayi ve ticari kesimlerin sigorta yaptırmasında. Çünkü sizler reasürans sıkıntısı yaşıyorsunuz. Kendinizi sigortalatmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Hatta bizim bu yayını yaptığımız sırada Almanya'da, Baden-Baden'da da bu reasürans görüşmeler hemen hemen sektörün tamamı da orada. Şimdi oradan biraz bir bahsedelim, sonra kasko trafiğe geçeriz. Görüşleriniz nedir? Evet, zor bir yıl mı olacak? Reasürans anlaşmaları yapılamayacak mı? Sanayi ve ticari kesim daha mı pahalı yapacak? Belki bulamayacak mı? Nedir? Ya tabii sonuçta yaşadığımız son dönemdeki maliyet artışlarından dolayı hasar yükselişi söz konusuydu. Bu anlamda zaten reasürans yenilemelerinde zorluklar yaşanıyordu. Bu nedenden dolayı zaten Türk Re diye bir yerli reasürans şirketi kuruldu. Çok da faydalı oldu gerçekten. Milli Re vardı. Onlar da işini yapıyordu ama biraz daha güçlenmesi gerekiyordu Türkiye'de bu sektörün. Türk Re orada Selva Hanım gerçekten elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu anlamda şirketlere bir nebze Milli Re ile beraber rahatlık sağlasa da işimiz kolay değil. Maliyetler çok yükseldi. Bir de beklenmeyen bir deprem hadisesi yaşandı ülkemizde. Tabii ki can kayıpları çokça oldu. En çok ona üzüldük. İnşallah bu can kayıpları bir daha olmaz, bir daha bu depremler yaşanmaz. Ama bir de mal kaybı var. Yani yaşadığımız o can kaybı acılarından, yaralananlardan, vefat edenlerden sonra mal kayıplarıyla karşı karşıya kaldık. Gerçi ciddi anlamda sigortalanma oranının çok düşük olmasına rağmen, penetrasyondan hep bahsederiz, bunun düşüklüğünden bahsederiz. Sanayi ve ticari kesim dışında neredeyse yok denecek kadar az sigortalanma oranı. Buna rağmen çok ciddi bir hasar maliyeti doğdu sektörümüze. Bu da restoran şirketlerine mutlaka yansıdı. Bunu da üstüne koyduğumuzda restoran şirketleri biraz daha iki kere düşünüyor, imtinayla bakıyor. Zaten depremi bir kenara koyarsak, diğer maliyet artışlarında underwriting'imizin yani risk kabul çalışmalarımızın nasıl olduğuna bakıyor. Bu anlamda hasarı yüksek olan şirketler için daha zor bir sene diyebiliriz. Tabii reasürans şirketleri de ticari şirketler, her şirket olduğu gibi kar etmek istiyorlar. Yani bu seneki zararı önümüzdeki yıllarda, zaten sistem öyle işler. Reasürans şirketleri belli bir süre sigortalarlar. Bir hasar oluştuğu zaman deprem gibi,
sel gibi büyük felaketler, yani bizde deprem yaşanıyor ama başka yerlerde, Amerika'da da deprem kadar büyük seller, felaketler, yer kaymaları vesaire gibi şeyler yaşanıyor. Ondan sonraki yıllarda biz 8-10 sene daha bu yaşanan hasarı geri almak, yani ödedikleri hasarı geri almak ve at üstüne kar etmek isterler. Bu anlamda bizleri, sigorta şirketlerini fiyat artışı konusunda da zorluyorlar. Fiyatları artırmak istiyorlar. Tabii ki bir nebze fiyat artışı olacak ama bir de kurlar var Türkiye'de. Tabii. Ekonomimizin gerçeği. Kur artışlarını da üstüne koyduğumuzda fiyat artışları da kolay değil. Bu sefer sigortalıları zorluyoruz. Özellikle sanayi kesimindeki sigortalıları zorluyoruz. Böyle bir dönem yaşıyoruz. 2023 yılı sonu zor olacak. 2024'de giriş biraz zor olacak ama gene sektörümüz bu işin de üstesinden gelecektir. Dediğim gibi. O zaman pahalanacak. Türk Rihinin, Milli Rihinin de destekleriyle zaten Mehmet Akif Bey, SDDK Başkanımız yoğun çaba sarf ediyor. Bu konuda hepimize çok büyük destekler veriyor. Onların da desteğiyle bir nebze daha bu 2023'ü atlatacağımızı düşünüyorum. Kolay olmayacak, zor olacak. Pahalanacak. Sanayi ve ticari kesimin, yani aslında şunu sorayım Nihat Bey. Hiç sigorta yaptırılamayacak diye bir şey mevzubahis. Burada zaten konuşulan konu değil, sigorta değil mi? Bulamamak değil. Değil ha. Tabii ki bazı şirketler Türkiye'ye girmek istemiyor mesela ama mutlaka girecek iyi şirketler de var. Yurt dışından, restoranstan bahsediyorum. Yerli şirketlerimiz zaten var. Restoran şirketlerimiz. Ama burada konuştuğumuz konular genellikle fiyatlar, maliyetler ve zararlar. Yani zarar etmişse restoran şirketi fiyatları arttırmak istiyor. Bir daha önümüzdeki yıl en azından zarar etmeyeyim diyor. Veya şu sektörden çıkın, bu sektöre girmek istemiyoruz. Hani Türkiye'den çıkmasa da sektörlerden çıkmak istiyor. Bunu bir şekilde yöneteceğiz. Sektör olarak bu işin de üstesinden geleceğiz. Bağdın'da çok yoğun bir zaten toplantısı, trafiği var. Restoranlarla şirketler görüşüyor. Bizim şirketimiz de orada. Yoğun bir trafik var. Yani sonrasında bireysel olarak bütün şirketler kendi restoranlarıyla veya yeniden çalışacağı restoranlarla görüşecek. Yani 2023 yılı çok zor. Kolay değil. Diğer yıllara göre maliyet artışının üzerine bir de depremin yaşanmasından dolayı çok zor. Ama dediğiniz gibi hiçbir şey imkansız değil. İmkansız değil. Bunu da başaracağız. Zaten önümüzdeki haftalardan itibaren Türkiye Sigorta Birliği de bir sanayi odalarını bir dolaşıp hani ne yapabiliriz'i konuşmak isteyecekler. Konuşacaklar, sanayicilerle bir araya gelecekler. Buradan da bildirelim. Gelelim trafiğe. Tabii anonsu yaptık, trafik konuşacağız diye. Sorular da peşi sıra gelmeye başladı. Mesela bir izleyicimiz diyor ki 2021'de 840 TL olan trafik sigortası, trafikle başlayalım. Trafik sigortası 2022'de 2450 TL, 2023'te 4000 TL. Bunu bir izah eder misiniz diyor. Şimdi bildiğim kadarıyla, duyumlarım doğru mu? Önümüzdeki günlerde trafik sigortasında bir artış daha siz talep ediyorsunuz herhalde, değil mi? Biraz anlatır mısınız? Şimdi bir talebiniz var. Trafik sigortasındaki artış enflasyonun çok altında. Oranlama olarak baktığımızda soru soran sigortalımızın da muhtemelen sigortalıdır. Tabii. Prim ödediğine göre o sigortalımızın da mutlaka hesaplama yöntemini oluşturduğu zaman görecektir ki aslında sigorta primleri enflasyon oranında artmamış. Hı hı. Biliyorsunuz 4.75 olan aylık artış oranında 2.25'e kadar düşürüldü. Bu yüzden primler biraz yetersiz kalıyor. Biraz önce dediğim gibi maliyetler çok arttı. Artmaya da devam ediyor. Özellikle döviz kurlarının bir süredir döviz kurlarında çok ciddi artışlar olmadığı için biraz daha sektörümüz bu anlamda rahat. Ama aslında sigorta fiyatları artmıyor. Maliyetler artıyor. Kıymet değerleri artıyor. Ödediğimiz bedeni hasarlar, maddi hasarlar artıyor. İşte oluşan asgari ücretlere gelen zamlar, iki kere asgari ücrete zam geldi biliyorsunuz. Bunlar hasar maliyetlerimize direkt olarak yansıyor. Geçmiş hasar maliyetlerimize de yansıyor. Yapılan aktüeryal hesaplara göre. Tabii. Yani bir anlamda bir bakıyorsunuz yüzlerce milyon lira bir anda bizim IBNR dediğimiz geçmişe yönelik beklenen hasarların artışı oluyor. Buna siz tabii geçmiş hasarlardan da sorumlu oluyorsunuz. Geçmiş hasarlardan daha doğrusu daha çok hani anlaşılamayan hasar ödediklerinizden değil de herhalde anlaşmazlığa düşüp de hukuka yansımış olaylardan bahsediyoruz. İzleyicimizin sorduğu soruya şöyle cevap veriyor. Zaten fiyatları sigorta şirketleri belirlemiyor. Belli bir oranda her ay hazinemiz SDDK'nın sigorta düzenleme ve denetleme kurulumunun belirlediği fiyatlar üzerinden sigorta şirketleri indirim yapabiliyor ama daha fazlasını yapabilme imkanına sahip değil. O anlamda aslında çok da artış yok. Fakat maliyetler çok arttığı için şu anda primlerin yetmediğini
biz zarar mı SDDK'ya şu anki fiyatlarla aslında zarar edebileceğimiz önümüzdeki dönem. Zaten bugüne kadar trafik sigortalarında sizinle yaklaşık 10 senedir program yapıyoruz. Hep trafik sigortasındaki zararları konuştuk. Hiç bu senede trafik sigortası... Hiç kâra geçemediniz mi Nihat Bey? Konuşmadık. 10 yıldır kâr edemediniz. Öyle olsa siz şimdi derdiniz ki ya 3 sene önce de kâr etmiştiniz. Evet, öyle doğru. Bir kâr edemedik, hep hala zararı konuşuyoruz. Geçmişse yani önümüzdeki dönem en azından zarar etmemek için, kâr etmek peşinde de değiliz aslında. Önümüzdeki dönemlerde zarar etmemek ya da daha az zarar etmek için primlerin yetmediğini aslında biz SDDK'ya bildiriyoruz. Onlardan da böyle bir artış talep ediyoruz. Olur mu olmaz mı? Tabii kendi takdirlerindedir. Mutlaka bununla ilgili onlar da hesaplamalar yapacaklardır. Şöyle bir rakam var. Yani ben diğer sektör temsilcileriyle konuştuğumda trafik sigortası da 100 liralık prim topladığınızda 140 lira hasar ödüyorsunuz. Doğru mu? 140 mı? 160 lira hasar ödüyoruz. Bir o kadar da karşılık ayırıyoruz. Beklenen hasarlara. Karşılık ayırmak zorunda mısınız? Zorundayız. Kanuni olarak. Kanuni olarak. Ha, öyle mi? Evet. Peki 140 lira bir de 140 yani 100 lira prim topluyorsunuz, 140 lira ödüyorsunuz. Ona cebinizden ödüyorsunuz öyle mi? Tabii cebimizden ödüyoruz. Reasuransımız varsa reasurans şirketiyle riskimizi paylaşıyoruz. Riskli havuz, riskli sigortalar havuzundaysa sektör olarak bunu paylaşıyoruz. Ama sonuçta sektöre bir yük olarak geliyor sigorta şirketlerinin tamamına. Trafik sigortasında ruhsatı olan şirketlere bir yük olarak geliyor. Bunu biz kendimiz karşılıyoruz. Bununla ilgili şimdi tabii SDDK'nın da bakış açısı çok doğru. Mehmet Akif Bey şöyle bakıyor. Hem vatandaşı mağdur etmemek, çünkü biz de zaman zaman görüşüyoruz. Bu fiyat artışlarını istiyoruz. Tabii ki biz istiyoruz ama onlar da bize izah ediyor. Neden olmayacağını veya daha bizim istediğimiz oranda neden olmayacağını. Bir de tüketici var. Hatta bizler varız tabii, Nihat Bey yani. Tüketici bazını da gözetmek zorundalar. Ama sigorta şirketlerini de göz ardı etmiyorlar bu arada. Bunu da açıkça söyleyeyim. Yani bu oranda, bu oranları, bu dengeyi tutmaya çalışıyor. Bazen işte denge az kalıyor. Çünkü kimsenin elinde olan bir şey değil. Enflasyon beklenmedik ölçüde yükselirse bu fiyat artışı yetmeyebiliyor. Biz bir daha fiyat artışı talep ediyoruz. Bazen bir dengeye gelmiş oluyor. En azından zararlarımız bir nebze azalıyor. Ama dediğim gibi şu anda bizim böyle bir sektör olarak talebimiz var. Şirket olarak da SDDK'dan bu konuda görüşler alıyoruz, görüşmeler yapıyoruz ama tabii ki bunu mutlaka SDDK nezdinde düşüneceklerdir, görüşeceklerdir. Dünyada da böyle değil mi? Dünyada da trafik sigortasından zarar edilir ama zaten. Dünyanın hiçbir yerinde trafik sigortasından kar eden bir ülke ben duymadım. Ya. Belki dönemsel olarak kar eden yerler olabilir ama genelde hangi ülkeyle, hangi ülkedeki sigorta şirketiyle veya reasürans şirketiyle, çünkü hep görüşmek zorundayız, görüşüyoruz. Genelde zarardan bahsedilir. Türkiye'de biraz daha fazla. Daha mı yüksek mi oran? Bizde bir enflasyon riski var ve bir kur riski var. Enflasyon şu anda dünyanın her yerinde var. Yani her yerde yaşanıyor. Ama bizdeki oranlar biraz daha yüksek olduğu için ve kur oranları, şimdi bizim maalesef maliyetlerimizin bir kısmı, hatta büyük bir kısmı döviz de olduğu için araçların yabancı araçlar genelde, yedek parça maliyetlerimiz genelde bedeni hasarlar, hadi yine TL ile yürüyor ama maddi hasarlar özellikle kur riskini taşıdığı için bizdeki oranlar biraz daha fazla oluyor ama dediğiniz gibi dünyanın her yerinde az ya da çok trafik sigortalarında, otosigortalarında, sadece trafikte değil, genelde otosigortalarında zarardan söz ediliyor. Ben şöyle anlıyorum, yani evet bir artış talebiniz var sektör olarak, bunu da kamu değerlendiriyor ama bu artış sizin kârı değil, ileride oluşabilecek zararınızı biraz daha azaltmak üzerine kurgulu bir artış talebi. Gönül ister ki kâr edelim ama enflasyonu evet, durdurmak gibi bir ihtimalimiz yani. Yok. Yani bugünkü hesaplamamızda gelecek artışı bilmiyoruz tabii. SDDK'nın uygun görmesi durumunda bir artış olursa belki bugün zarar etmiyoruz veya kâr ediyoruz gibi düşünsek dahi 6 ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Enflasyonun gidişine göre, kurun gidişine göre bir anda zarara da dönebiliyor ki genelde hep öyle oluyor. 6 ay sonra ya da 1 sene sonra tekrar biz bir artış talep edebiliriz, edebiliyoruz. Maalesef yani tüm... Bu bir sarma herhalde, bundan çıkış yok. Bu böyle devam edecek. Ben çünkü dediğiniz gibi yani 15 yıldır takip ediyorum, 15 yıldır bu devam ediyor. Geldiğimiz durumda aslında... Bir 15 yıl daha devam ediyor. Çok daha iyi bir durumdayız. Yani 5-6 yıl önce daha farklı şeyler konuşuyorduk. Son dönemde bu tavan fiyat uygulaması, baştan biz de belki karşı çıktık işte sektör olarak, şirket olarak demiyorum, sektör olarak tavan fiyat uygulamasına. Tabii ki hala biz serbest piyasayı savunuyoruz. Serbest piyasaya geçilmesini savunuyoruz ama belli bir dönem için bu fiyatların en azından belli bir çizgiye gelmesi,
hasar yönetimi, fiyat artışlarının belli bir oranda her ay artışı gibi bunlar eskiden yoktu. Yani bugün konuştuğumuz konular ya da bugün SDDK'dan talepte bulunduğumuz konular çok daha net ve anlaşılır. Eskiden nereden çıkacağını bilemiyorduk çünkü bir fiyat politikası yoktu. Sektör olarak her şirket hani şöyle karşılanıyordu. Bir şirket 1000 lira veriyor, bir şirket 10 bin lira veriyor. Evet. Şimdi en azından bunların tamamı ortadan kalktı. Belli fiyat zaten tavan fiyat var. Çok az altına inmek istiyor, rekabet etmek istiyor yani. Sektöre yeni girmiş kimse yapmıyor. Biraz daha altına... Herkes tavandan satıyor. Genelde tavana yakın. Herkes tavandan tavana satıyor. Yakın ama indirim yapmak isteyen, işte belki nakit akışını sağlamak isteyen, başka konularda piyasada var olmak isteyen şirketler bir miktar indirim yapma imkanına sahip ama üstüne çıkma imkanına sahip değil. Kaskoda fiyat düşüyor mu? Şimdi öyle izleyicilerden de o yönde bir şey var, yorumlar geliyor. Kaskoda geçtiğimiz seneki 200 küsürlere varan bir fiyat artışları yok. Sanki bir fiyat düşüşü mü var? Fiyat stabil mi kaldı? Bir de o var. Kimi izleyici diyor ki burada bir gariplik var, niye böyle diyor. Nedir? Bir düşüş mü var? Gariplik tabii bizim suçumuz değil, anlatacağım o garipliği. Aslında kaskoda fiyat neredeyse hiç artmadı. Ödediğiniz para artmış olabilir ama fiyat artmadı. Onu şöyle izah edeyim. Şimdi vatandaş diyor ki, sigortalılarımız, ben 10 bin lira öderken 20 bin lira ödüyordum. Tabii kıymetine de baktığı zaman işte aracı 1 milyonken 2 milyon oldu. Yani araç da 2 kat arttı. Aslında bir yıl önce de 2 milyonluk aracı 20 bin lira yaptıracaktı. Bir şey değişmiyor. Bizim çarpanlarımız diyelim ki binde 10'la 15'le 20 ile yapıyorsak bir araç grubuna göre bu çarpanlar değişir. Binde 10 olur, binde 8 olur, binde 12 olur, binde 15 olur. Aslında bunlar çok değişmedi. Değişse de çok küçük artışlar veya azalışlar oldu. Ama kıymet artınca binde 10 çarpı 1 milyon başka bir fiyat, binde 10 çarpı 2,5 milyon başka bir fiyat. Aslında buradaki artışlar aracın iki kat artmasıyla aslında fiyat da iki kat artmış gibi görünüyor. Aslında fiyat artışı yok. Kıymet artışı var. Tabii ki çok hasarlı gruplarda belki o binde çarpanlarında bunlar spesifik yani tabii. Çok spesifik örnekler üzerinden gitmek doğru olmaz ama genel olarak kaskodaki fiyat artışı tamamen kıymet artışına orantılı olarak arttı. Herhangi başka bir... Yani o zaman artış. Şöyle anlıyorum, geçtiğimiz senelerdeki ya da bu sene başındaki bir araç değerleri artmadığı için kaskoda... Son dönemde zaten en çok konuşulan, siz de televizyonlardan bunun programlarını da yapıyorsunuz. İşte araç fiyatları artmadı, hatta düştü. İşte araç fiyatları artmayınca kasko fiyatları da sabit kalıyor. Hatta düşünce yine dediğim gibi çarpanlar bazında biz hesapladığımız için... Fiyat düşmüş gibi görünüyor ama aslında sigorta şirketleri fiyatı düşürdüm ya da çıkardım. Ama tabii ki şirketler arasında fiyat farklılıkları oluşabilir. Rekabetten dolayı bir şirket A aracına biraz daha yüksek verirken B aracına daha düşük veriyor. Başka bir şirket de tam tersini yapabiliyor. Tamamen şirketlerin risk kabul esaslarına göre bu durumlar değişiyor. Yaşa, cinsiyete göre herkes işte bir şirket kırmızı araca indirim yapıyor, bir şirket kırmızı araca sürprim uyguluyor. Bunlara göre bunlara bakıyor musunuz arasında... Saiden Nihat Bey ya? Gerçekten bir, tabii, yoksa ben şehir efsanesini bilir işte kırmızı kullanan, işte genç kullanan, işte hanım kullanan, işte çok kullanan. Bunlara bakıyor musunuz Saiden? Tabii ki bakılıyor çünkü bir baz fiyat oluşturuluyor. Bunun üzerine yaş, bölge, trafik de aslında trafik fiyatları da tamamen öyle ilk 2017'de bu tavan fiyat uygulaması çıktığında biliyorsunuz fiyatlar bir baz fiyat oluşturuldu. Evet. Buna göre bölgeye göre araç grubuna göre fiyatlar oluşturuldu. İstanbul'da başkaydı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı baz fiyatlar oluşturuldu. Basamaklarsa sürücünün hasar geçmişine göre. Yani bu baz fiyat dördüncü basamak gibi düşünüldü. Yani yeni trafiğe çıkan bir araç gibi düşünüldü. İstanbul'da da farklı fiyatlar yani Anadolu yakası, Avrupa yakası gibi olabilir. Kaskodan bahsediyorum. Bir baz fiyat oluşturuluyor. Bu baz fiyatın üzerine yaşa, cinsiyete, araç durumuna, spor bir araç, ikisi de diyelim ki Audi araçsa, yani markada söylemeyelim, ikisi de aynı marka araçsa, birisi o markanın spor aracı, birisi de aynı fiyatta gibi görünse de spor olan biraz daha yüksek çıkabiliyor. Yüksek çıkıyor. Daha yüksek çıkıyor, mutlaka daha yüksek çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık Sayın Kırmızı. Evet efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.